Modelleme işleminden sonra şimdi artık render işlemine geçeceğiz. İlk aşama olarak bir tane kamera ekleyerek bize ihtiyacımız olacak perspektifi bakış açısını yakalayalım. Bunun için command panelde buradaki kamera simgesine tıklamak suretiyle piksel kamerayı seçiyorum. Piksel kamerayı eklerken arkadaşlar belli bir nokta veriyoruz. Hedef nokta var. Ardından kameranın diğer ayarlarını mouse'la seçmek suretiyle ve panelde çıkan ayarlardan gerçekleştiriyoruz. Şimdi kameranın için bir mevcut duracağı bir nokta olması gerekiyor. Ben şu kısmın, şu cephenin renderını alacağım için kameranın konumu bura olsun diyorum. Mouse'un soluyla basılı tutmak suretiyle hedef noktasını bu tarafa doğru bu şekilde bırakıyorum. Yani istediğim cepheye hedef noktasını bırakıyorum. Ardından kameraya ikinci bir kamera ekleyecekseniz kamera eklemeye devam edebilirsiniz. Şimdi bunu tamamlamak için mouse'un sağına tıklayıp çıkıyorum. L tuşuna basarak yan görüşten ardından Z tuşuyla da tam ekran oturtalım bunu. Sonra kameranın kendisi şu anda sıfır noktasına çakışık Z kodu olarak. Ama yan görüşten baktığımız için Y yönünde bu şekilde yukarı doğru kamerayı kaldırıyorum. Hani bir göz yüksekliğine, bakış doğrultusuna doğru bu şekilde yükseltiyorum. Şimdi kameranın hedefi yani target noktasını şu anda sol tarafta görüyorsunuzdur. Bunu seçmem gerekiyor. Bunu hedef noktasını seçtikten sonra bunu da yukarı doğru alacağım. Çünkü bu taraftan bir insan göz yüksekliğinde baktığında göreceği yer yine göz yüksekliğindeki görüş açısıdır. Bunu da yukarı doğru bu şekilde aldıktan sonra kameranın şu anda gördüğü nedir tam diye bakmak adına klavyeden C tuşuna basıyorum. C tuşuna bastıktan sonra F3'e basarsak arkadaşlar şu anda duvardan dolayı biz içeriği göremiyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Şimdi kameranın ayarlarına erişebilmek için ya buradan Toggle Layer Explorer'dan açacaksınız değeri ve buradan kameranın ismini çağırıp seçeceksiniz ya da hiç buna gerek yok. Ya da arkadaşlar sol üstte en kolay yolu görmüş olduğunuz kısımda bakış açılarının olduğu kontrol menüsüydü. Bunu tıklamak suretiyle şu anda kameramız seçili. Piksel kamera 1 olarak duruyor. Select kamera diyorum. Select kamera dedikten sonra Modify'a geçiyorum. Biliyorsunuz 3D Max'te her nesnenin düzenlenmesi için bunu Modify tabına geçmek suretiyle detaylarını görebiliyorduk. Buradan da kameranın bakışını duvarı görebilmek adına, duvardan kamerayı geçirip iç kısmı görebilmek adına bir kesit ayarlayayım. Bu ayarların içerisinde Miscellaneous menüsüne geliyorum ve Clipping Planes seçeneğindeki Enable'ı check ediyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık kamerayı üst görünüşten de bakıp görebilmek daha kolay olacak ama şuradaki değerleri arttırdıkça kameranın belli bir kesite ulaşacağını görüşeceksiniz. Şimdi burayı mesela 500 gibi bir değer yapalım. Gördüğünüz gibi belli bir kesiti ortaya çıkmaya başladı. Ardından buradaki near değerini şu şekilde biraz daha düşürelim. 500'den daha düşük bir değerde ayarlayalım. Gördüğünüz gibi bu aralıkta kalan kısımları görüyoruz. Far değerini şu anda yaklaşık 100 bin. Bunu mesela 200 gibi bir değer yapalım. 200 bin gibi bir değer yapalım. Bu şekilde görünecektir. Tabii biraz daha kestiğimiz zaman bu sefer duvarın diğer kısımları bizim görüş açımızı engelliyor. Şöyle ayarlayalım. Önce plan görünüşe yeni bir tab ekleyelim sol taraftan. Buraya da plan görünüşü yapalım. T harfiyle ardından Z dedim. Sonra kamerayı seçtiğimizde bakın kırmızı kısım burada kesilen kısmı göstermektedir. Ve hedef noktasını bir miktar daha dışa doğru alalım. Şöyle seçelim. Kamerayı da hafif şöyle sola doğru kaydıralım ki burayı kesmesin. Şöyle. Şimdi kameranın dediğimiz gibi Miscellaneous kısmından bu near değerini şöyle bir miktar
arttırıyorum. 321 gibi bir değer yaptım. Biraz da kamerayı yaklaştıralım şöyle. Tekrar sekmeleri ekledim. Alttaki sekmeye geçelim. Bakın kameranın bakışında gördüğüm şu andaki render alanı için düşündüğüm kısım, görünen kısım bu. Shift F tuşlarıyla böyle render'ı alanını, render alacak alanı bu şekilde ekranda gösterdiğimiz için bu kombinasyonlarla bu ekranı bu şekilde gösterebilirsiniz. Şu kısımda bir sıkıntımız var. Bunları gidermemiz gerekiyor. Kameranın ayarları yapmak suretiyle. Hedef noktasını hafif sola doğru alıyorum. Ve kamerayı seçiyorum yine. Ardından kamerayı da bir miktar yakınlaştıralım. Şöyle. Tekrar kamera bakışına döndüm. Bakın şu anda ideal bir durumda gibi duruyor. Tabii biz render alırken hafif şunu sola da kaydıralım. Render aldığımız durumda bir miktar daha kaydıralım. Şimdi bakalım. Render aldığımızda bu kısım bize görüneceği için şu sol taraf çok da bizim için önemli olmayacaktır. Şöyle bir miktarda zoom yapalım. Zoom işlemini buradaki gördüğünüz gibi toggle'larla yapıyoruz. Kamera toggle'la bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şöyle yukarı doğru alalım. Tabii yaklaştıkça bu sefer kameranın kesme işlemi devam ediyor. Bu zaman enable değerini ne yapıyoruz? Burada da düzeltiyoruz. Şu şekilde ayarlıyoruz. Hafif sola doğru kaydırıyorum. Benim ihtiyacım olan kısım burası arkadaşlar. Şuralar görünse yeterli. Bu kamera açısını bozmamak adına bazen perspektife geçmemiz gerekecek durumlar olabilir. Bunun için de yeni bir tab ekliyorum. Bunu da perspektif amacıyla kullanacağız. P harfi ve Z harfi ile şöyle geçiş yapıyorum. Kameranın konumunu görüyoruz. Kesit kısmı kırmızı ve hedef nokta diğer gördüğünüz gibi burası. Bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Şimdi kameranın gerekli ayarlarını bu şekilde sağladıktan sonra artık sahneye ışık vesaire ekleyebiliriz.